Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Dünyanın her kaysi caylarında aşkarlanan hüccetler hakkında namayışı ötküzüldü. Yakında Xitay'nın Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan sebepsiz tutkun kılıp, irki kırgıncılık cinayi kılmışlarının yeni bir paket üstübde de aşkarlanan Şarkı Türkistan'daki sakçı dairelerinin mehbi hüccetinin aşkarlanışı halkara cemiyette katı gulgulu kozgan idi. Bu mehbi hüccet Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan vekşi cinayi kılmışlarını halkara'a yeni bir kıtım aşkarlanıp, Xitay'nın halkara cemiyetine aldaş urunuşlarını ve Şarkı Türkistan hakkıdaki teşvikatlarının yalgan işkellikini aşkarlandı. Şu münasebet bilen dünyanın her kaysi caylarında faaliyet kılıvatkan Uyghur teşkilatları Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan cinayi kılmışlarını halkara'da tihimi kün tertipki keltiriş üçün narazılık namayışları ötküzdü. Şivisiya'da faaliyet kılıvatkan Şivisiya Uyghur Mağarip Uyuşmasının teşkilleşi bilen 29. May günü Şivisiya paytaxtı Stokholm'daki parlament aldıda bayanat ilan kılış ve namayış faaliyeti ötküzüldü. Namayışta sakçı hüccetlerde aşkarlanan Xitay'nın cinayi kılmışlarına narazılık bildirip, Xitay'nın cinayi kılmışlarını aşkarlığından başka BDT kişilik hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Xitay'nın aldım haltısı'a düşüp neticesiz kayıtıp gelgenlikine narazılık bildirdi. 29. May yana Amerika Uyghur Birleşmesi'nin teşkilleşi bilen Amerika'daki Uyghur cemaati Washington'daki Amerika Devlet Meclisi'nin aldığı namayış kıldı. Bu namayışta dünyanın dikkatini kozgan Şarkı Türkistan sakçı hüccetlerdeki Uyghurlarının içinişlik ehvali gevdilendirilgen bulup, Lagerga kamalgan tutkullar içindeki 500 kişinin çoğaytılgan sürüti Amerika parlamenti aldıdaki çimliğe tizildi. Kanada'da yaşayatkan Uyghurlarımı 29. May Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetine karşı namayış kıldı. Hem de BDT kişilik hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin sürüti çürülgen resimini görüstüp, onun Xitay'a aldınıp neticesiz kayıtıp gelgeldikigin arazılık bildirişti. 29. May yana Avustralya'nın Sydney şehirde yaşayatkan Uyghurlar bir yerge cem bulup, Xitay'a karşı namayış kıldı ve bayanat ilan kıldı. Namayışta dünya gün tertibinde durvatkan Şarkı Türkistan sakçı hüccetlerdeki Uyghurlarının içinişlik ekvalini oturgu koygan resimler körgezme kalındı. Hem de bayanat ve şuarlar arkalık Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan cinayi kılmışlarını lanetlep, halkara cemiyetine hareketki çakırdı. 29. May yana Türkiye'nin Kayseri vilayetinde yaşayatkan Uyghurlar Şarkı Türkistan Kültür ve Medeniyet Cemiyeti'nin teşkilleşi bilen Xitay'a karşı namayış ve bayanat ilan kılış faaliyeti ötküzdü. Namayışta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetine karşı şuarlarını toplayan halk, bayanat arkalık BDT kişilik hukuk Ali Emeldari Michel Bachelet'nin Xitay'a aldınıp neticesiz kayıtıp gelgenlikine narazılık bildirişti. 27. May Norvegiyada yaşayatkan Uyghurlar cem bulup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetine karşı namayış kılgan bulup, namayışta okşaşla Şarkı Türkistan sakçı hüccetlerdeki Uyghurlarının içinişlik ehvali eks ettirilgen resimler, hem de lagerga tutkun kılıngan aile azalarının resimlerini götürüp, Xitay'nın cinayi kılmışlarına karşı narazılık bildirişti. İstanbul Fethi Kılınğanlıqının 569. yıllıqı dağdıqılıq təbiriklendi. 29. May İstanbul'da İstanbul'nın en çoğun meydanlarından biri bolğan Burunqı Atatürk Aerodromu meydanıda 560 mingdin köp kişinin qatnışışı bilen İstanbul'nın Fethi Kılınğanlıqının 569. yılı dağdıqılıq təbiriklendi. Təbrikləş mürasımağa Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Milletçi Hareket Partisi rəhbiri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Reisi Mustafa Dastici, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlığı Mustafa Şentop, Muavin Prezident Fuat Oktay ve başka devlet rehberleri katnaştı. Bu dağdıqılıq faaliyetke Uyghurlar mı teklif kılınğan bolup, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ye aza teşkilat mesulleri ve şahıslardan bolup bir türküm kişiler ve hanım kızlar katnaştı. Murasimde söz kılgan Cumhur Reis Erdoğan sözünü Resulullah'ın İstanbul'un çöküm fethi kılındığallıqı hakkıda hoş beşaret berip, Vizantiya çöküm fethi kılındı. Onu fethi kılgan komandan nemi degen isil komandan. Onu fethi kılgan askerler nemi degen isil askerler degen hadisi bilen başıldı. Ve Süyümlük Peygamberimiz hoş beşaret bergen bu aziz milletnin bir evladı bolğanlıqıdın ve bu milletki bir hizmetkar bolalıqıdın Allah'a hamdü sanalar eytidigallıqını bildirdi. Sahnede tarihte kurulgan Uyghur devleti, Karakalli devleti ve Köktürk devleti katarlık 16 devletinin askeri kiyimlerini kiygen
ve bayraklarını tutkan halette cesur keyfiyet tuturgan askerler dikkat kozgadı. O tebrikleş marasımı diyene mezkur meydandan, yani burunki Atatürk aerodromudan bekar kılınan meydandan millet bağıçısına aylandırıldığını ve aldığımızdaki yıldaki tebrikleş marasımda tunca kısmının resmi içildiğini bildirdi. Mezkur millet bağıçısı Pütken'de dünyanın 5. çoğun şehir içi bağıçısı bulunduğun bulup, Cumhurreis Erdoğan'ın başlamcılığında İstanbul'un fethi kılınışı simbol kılınan halde 5 milyon 61 bin kvadrat metre kölemdeki yerine 145 bin 300 tüp derek dikildi. Mezkur millet bağıçısı'nı yana köplügen tenterbiye salonları, balılar uyum merkezleri ve herkıl faaliyetlerine layık çayları silindiğin bulup, aldığımızdaki yıldın başlap halkının şildilişi'ni içildiyken. Erdoğan sözü diyene işgal, katliam ve zulümge uçuravatkan devletlerinin tilgi alganda, Şarkı Türkistan'da devam kılavatkan irki kırgınçılıkkı mı dikkat tartıp, Suriye'de, Irak'ta, Livya'da tohta devatımız. Ukrayna'da, Kırım'da tohta devatımız. Bosniya'da, Balkanlarda tohta devatımız. Karabağ'da, Kavkazlarda tohta devatımız. Palestin'de, Türkistan'da, Arakan'da tohta devatımız digerlerini bildirdi. Osmanlı İmperiyası hakiki güllünüşü ve kudret tepişini Vizantiya teritoriyelerini fethi kılış arqalıq işqa aşırdı. Hem Anadolu'da hem Rumeli'de emelge aşırılgan fetihler neticesi de Vizantiya İmperiyası pekat İstanbul'da ibaret bir şehir devletine aylandı. 1953 yılı kelgende Osmanlı İmperiyası padişahı 21 yaşlıq Fatih Sultan Muhammed Khan İstanbul'un Vizantiya İmperiyası'nın koludu buluşunun Osmanlı İmperiyası'nın bexatarlığı üçün tehdit ikenliğini tunup yetti ve kudretli koşun bilen İstanbul'nı muhasırı aldı. Uzun devamlaşkan muhasırı dinkin koşun bivasıtı Sultan Muhammed Khan tarafından lahilengen zemberek topları ve onun düşmanını hantan kaldırgan halde büyük kemilerini koruqluqtan manguzup denizgi çürüşü bilen 1953 yılı 29 May günü İstanbul fethi kılındı. Şunda kılıp İstanbul Osmanlı İmperiyası'nın paytaxtı boldı. Hatta öz imparatorları tarafından iğir zulümge uçuravatkan Vizantiya halkımı İslam'nın adaletine erişti. Uttur esir devrini ahırlaştırıp yeni devrini başlatkan İstanbul'un fethi kılınışı dünya tarihi'ni çoğunkur təsir körüstüp, garipti ıslahat ve uygunuş hareketlerine mu kozgat kuşusu boldi. Ve 2. Murat tarafından gerçekleştirilen kuşatmaların başarıyla sonuçlanamamasının kendi içinde pek çok sebepleri vardır. İstanbul'u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bizans'ı ve entrikalarını da tarihe gömmüştür. İnşallah bugün de 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizanslarını ve oralarda kurgulanan entrikaları tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Gazanız mübarek olsun. Savaşın, zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, ahlaksızlığın çukurunda çırpınan insanlığa üstadın dizeleriyle diyoruz ki, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun bir dünya iniyor tepemizden, çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Evet, dünyanın kubbesinden gelen çatırdılar, kimi zaman salgın hastalık, kimi zaman tabii afet, kimi zaman kıtlık, kimi zaman oluk oluk akan kan olarak karşımıza çıkarken işte biz bu hissiyat içinde ne diyoruz? Durun kalabalıklar. Şimdi Rusya, Ukrayna'da durum bu mu? Felaket bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? İşte bu yanlış gidişe durun demenin gayreti içerisinde. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da durun diyoruz. Akdeniz'de, Ege'de durun diyoruz. Ukrayna'da,
Kırım'da durun diyoruz. Bosna'da, Balkanlar'da durun diyoruz. Karabağ'da, Kafkaslar'da durun diyoruz. Filistin'de, Türkistan'da, Arakan'da durun diyoruz. Bu karanlık kubbenin ülkemizdeki aparatlarına da durun diyoruz. Şimdi sizlerin huzurunda bunlara sesleniyorum. Ey ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlar. Ey kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine husumet besleyenler. Ey ihtirasları gözlerini körleştirip kalplerini nasırlaştıranlar. Hepinize sesleniyor ve diyorum ki, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar köpeydi. Şarkı Türkistan'da 30. May bir gün içinde kesellik alameti yok yuqumlanğıçıdan töyt köpeygen bulup, Xitay virüs yuqumunun aldığını eliş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'daki kontrollukunu devamlı küçü etmekte. Xitay haber menbelerde malum buluşça, atılmış Uyğur Abdum Rayonluq Sahiyya Sağlamlıq Komitetinin en yeni umumi uxturuşuda 30. May 24 saat içinde Şarkı Türkistan'da iniq diagnoz koyulgan bimar körülmegenliki kesellik alameti yok 4 yuqumlanğıçının yeniden köpeygenliki bildirilgen. Bular ilgiri dokulat kılınan 2 yuqumlanğıçı bilen kuyuk uçuraşkallar bulup, onlarının hemmesi ayırıp gözlügeller içinden tekşürüş arkalık baykalgan. Bimar bilen yıkındın uçuraşkıçılarının hemmesi tibbi gözlüş ornağa emetilgen. Nöbette Şarkı Türkistan'da kesellik alameti yok yuqumlanğıçı cemi 37 bulup, bularının hemmesi Ürümçi şehri Tanrıtağ rayonundayken. Ma'lum bo'lishicha Xitoy rejimi virus yuqumining oldini olishni bahona qilib, Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlarida qamalni kuchaytirgan. Xalqaro jamiyatning besimi sababli cheksiz kontrol qilish nishonini ishqa oshirishda ishkilinib qolgan Xitoy virus bahonasi bilan har tarafdan qamalni kuchaytirmoqdi. Xitoy aeroplanlari Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga kirdi. Xitoyning 30 uruş aeroplani Tayvan tarafından hava müdafiye farqlandirish rayonu e'lon qilingan rayonga kirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarda bildirilishicha Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining ommaviy o'rtoqlashish torbeti Twitter sahifasida e'lon qilingan bayonotda Xitoy aeroplanlarining Tayvanning hava müdafiye sohasining g'arbiy janubiy qismiga kirganligi, aeroplanlarning ogohlantirilganligi hamda harbiy charlash aeroplanlari va hava müdafiye boshqarilgan bomba tizimlari orqali ta'qib qilinganligi eskartildi. İgilinişçe bu uçuşlar Tayvan dairleri bu yılın başlarından bu yan bildirip kilibatkan en köp ayırıplan katnaşkan depsende kılışı hesaplendikken. Halkara kanunda iniklimisi bulmağın ve hiçkandak halkaralık organ namı nazareti de bulmağın hava müdafiye periklandırış rayonu adeti devletler tarafından bir tereplemelik halde ilan kılındikken. Devletin bekitilgen hava tevalikini depsende kılış niyeti bulmağın puhravi ayırıplarlar periklandırış rayonu'nı çeklimisiz kireleydikken. Lekin bu rayonga kirgan harbiy aeroplanlar yushurun tahdid deb ogohlantirildikan. Amerika prezidenti Joe Bidenning 23 may kuni Yaponiya ziyorati asnosida agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, harbiy jihatdan javob qaytarilganligiga aloqador so'zlari taraflar orasida jiddiylik paydo qilgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy xalqining egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dash irodasini tuvan mulkarlamasligi kerak deyilgan edi. Shunaqla Xitoy armiyasi Baydenning so'zlariga javob sifatida 25 may kuni Aral atrofida harbiy manevr o'tkazgan edi. Turkiya bilan Arab Birlashma Xalifaligining mudofaa ministrlari ko'rishdi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar Arab Birleşme Halifeligi'de devlet işleri ziyaretinde buldu. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar devlet işleri ziyaretinde buluş için bargan Arab Birleşme Halifeligi'nin payitahtı Abu Dhabi'de Halifeligi'nin müdafiye işleri mesul devlet ministeri Muhammed bin Ahmed Al-Buvardi tarafından kabul kılındı. Minister Hulusi Akar bilen minister Al-Buvardi ayrım uçuruşu ötküzüp, İki devlet münasebetleri rayonga alakadar meseleler, harbiy meşk hemkarlığı ve müdafiye sanayi katarlıklar doğrusunda fikir almıştırdı. Uçuruştinkin minister Akar Vahatul Kerame şehitlikini ziyaret kıldı.
Minister Hulusi Akar'ın ziyareti bir Türkiye Devlet Müdafiye Ministerinin aradan 15 yıl ötkendiyken Arap Birleşme Halifelikiyle karatkan tuncu kıtımlık resmi ziyaret bulup hesaplandı. Yeni bir taraftan Türkiye bilen Arap Birleşme Halifelikiyle otursetki künsürü küçüvatkan müdafiye sanayide hemkarlık münasebetinin devamı sübtede iki devletin münasebetlik emeldarları ve şirket vekilleri paytaxt Ankara'da yığın çakırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreislik Mahkemesi Müdafiye Sanayi İdaresi bayanat ilan kılıp, Müdafiye Sanayi İdaresi'nin sahip halkıda içilgan yığınga Müdafiye Sanayi İdaresi Başlığı İsmail Demir, Arap Birleşme Halifeliği İmport İşleri İdaresi Tevazun'un İktisat Genişi Başmudiri Tarık Abdurrahim El-Husani, yukur derecelik herbi emeldarlar ve şirketlerinin başlıkları katlaştı. Yığın jarayonida Türkiye bilen Arap Birleşme Halifeliği o'tirsida müdafiye sanayi sahasida iki türlü kelishim imzalandı. Kelishimler Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın fevral ayidagi Arap Birleşme Halifeliği ziyareti jarayonida iki devlet o'tirsida imzalangan müdafiye sanayi hamkorligi niyat xitobnomasining mahsuli sifatida imzalandı. Lavrov Türkiye'nin Suriye'de yüz berayotgan ishlarga qarab turolmaydiganligini bildirdi. Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov Türkiye'nin Suriye'de 101 vatkan işlerine karab durulmaydıqanlıqını etdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe Lavrov Rusya'nın Suriye'de duruşluk güçleri hakkında toxtulup, bizden Suriye'deki herbi mevcutluğumuz bu devletin resmi devlet başlığı ve kanunluk hükümetinin talepine binaen buluvadıdı. Dervaqa biz Suriye'de Birleşken Devletler Teşkilatı ahdinamesine uygun yosunda herbi mevcutluğumuzu devamlaştırıvadımız. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining 2254-cü nomerli kararını icra qilyapmiz degan. Lavrov Suriyada o'xshamagan devletlerinin kuchlari borligini eskertib, Amerika askerleri hozirmi Fırat daryosining sharq qirg'og'ining ko'p qismini ishg'ol qilyapti. Darvaqa amerikaliklar u yerda atalmış devlet qurishga urinyapti. Bo'linishni qo'llayapti va rayondagi iroqlik kurdlarning bir qismining his tuyg'ularini suiiste'mol qilyapti. Bu tariqada Iraqlıq və Suriyalik kurdlarını birləşdirən qurulmada kriz payda qılıvadı. Darvaqa bu əhval rayonda ciddilikə səbəb bulunuvadı. Türkiyənin bu özgürlüklərə qarab duralışı mümkün emas. Biz saqlınıvatqan məsələlərin Suriyanın müstəqilliyi və zəmin bütünlüyünə hörmət qılış əsasında həll qılınışını ümid qılımız deyənlərini bildirdi. Yaponiya Ukraynağa beridigan yardım miqdarını aşırışını qərar qıldı. Yaponiya hükümeti Ukrayna'ya 1 milyon 700 bin dolarlık ciddi yardım veriş planını ilan kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Yaponiya hükümeti Rusya'nın hücumuna uçuravatkan Ukrayna'ya insanperverlik yardım veriş çağırıklarına avaz koşup, Ukrayna hükümetine Birleşken Devletler Teşkilatı Türk Hizmetleri İşhanesi arkalık 1 milyon 700 bin dolarlık ciddi insanperverlik yardımı yetkizip verişini karar kılgan. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Yoshimasa Hayashi devletinin Ukrayna'nı qollash masalasida xalqaro jamiyat bilan birlikte harakat qilishni davomlashtirganligini aytgan. Rusiyaning hujumlaridan keyin xalqaro ko'chmanlar tashkiloti hozirga qadar Ukrayna'nın ichki qismida 8 milliondan ortiq kishining uy makonlaridan mahrum qilinganligini bildirgan edi. Ko'chmanlar mulozimat organining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda navbatda Yaponiya qabul qilgan ukrainaliklar 1055 ga yetgan. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Adki haberimizi görüşmek şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.